2023 seçimleri biliyorsunuz 14 Mayıs'ta yapıldı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs'ta yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını da ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Oy oranlarını da görüyorsunuz. Tayyip Erdoğan 49.52, Muharrem İnce 0.43, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88 ve Sinan Oğan 5.17 oy almış oldu arkadaşlar. Seçim sonuçları bu şekilde sonuçlandı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının sonuçlanabilmesi için arkadaşlar herhangi bir adayın %50'nin üzerine çıkması gerekiyordu. Burada baktığımızda %50 alan hiçbir aday olmadığını görüyoruz ve bu durumda seçim ikinci tura kalmış oldu. İkinci tur seçimleri ne şekilde yapılacak arkadaşlar? Kısaca bundan bahsedeceğiz. İkinci tur seçimlerinde arkadaşlar milletvekilliği seçimi olmayacak. Yani milletvekilliği oy pusulası seçimde olmayacak. İkinci tur seçimleri arkadaşlar 28 Mayıs'ta yapılacak. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. İkinci tur seçimlerinde milletvekilliği seçimi de olmayacak. Sadece cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. İkinci turda da birinci turda en fazla oy alan iki aday karşılaşacak. Buraya baktığımızda birinci tur sonuçlarına baktığımızda en fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda sadece olacak. Diğer adaylar, buradaki diğer adaylar ikinci turda olmayacak arkadaşlar. Muharrem İnce ve Sinan Oğan olmayacak. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan olacak. Milletvekilliği seçimi de olmayacak. Sadece Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılacak. Yani tek oy pusulamız olacak ve oy pusulası üzerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olacak. İkinci tur seçimlerinde hangi adayın cumhurbaşkanı olmasını istiyorsanız o adaya oy vereceksiniz. Seçimler bu şekilde olacak. İkinci tur seçimlerinde oy pusulası bu şekilde olacak arkadaşlar. Hangi adayın cumhurbaşkanı olmasını istiyorsanız o aday için oyunuzu kullanacaksınız. Bu şekilde sadece iki adayın olduğu bir oy pusulası olacak. Biraz önce söylediğimiz gibi milletvekilliği seçimi olmayacağı için milletvekilliği seçimi oy pusulası da olmayacak. Yani şurada gördüğünüz oy pusulası olmayacak arkadaşlar. Sadece bir tane oy pusulası olacak. İkinci tur seçimlerinde %50 barajı da olmayacak arkadaşlar. En fazla oyu alan hangi aday olursa o aday cumhurbaşkanı olacak. Mesela diyelim seçimin ikinci turunda da birinci turdaki gibi bir sonuç çıktı. İki aday da %50'yi geçemedi diyelim. Recep Tayyip Erdoğan %49 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu %45 oy aldı. Bu durumda iki aday da %50'yi aşamamış olmasına rağmen en fazla oy almış olan aday cumhurbaşkanı olacak. İkinci tur seçimleri bu şekilde olacak arkadaşlar. İkinci turda kimler oy kullanabilir? 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Aynen birinci turda oy kullanma hakkı olanlar ikinci turda da kullanabilir. Birinci turda oy kullanamadınız diyelim, ikinci turda kullanmak istiyorsunuz, kullanabilirsiniz. Kullanma hakkınız varsa kullanabilirsiniz. İkinci turda nerede oy kullanacaksınız arkadaşlar? Buna da E-Devlet'ten veya YSK'nın internet sitesinden bakabilirsiniz. Yurt içi seçmen kaydı sorgulama yazarak E-Devlet'ten bakabilirsiniz. Muhtemelen birinci turda kullandığınız aynı yerde, aynı okulda yine oyunuzu kullanırsınız. Oy kullanacağınız yeri öğrendikten sonra şuradaki geçerli kimliklerden herhangi bir tanesiyle oy kullanacağınız yere gidip oyunuzu kullanabilirsiniz. Sadece bir tane oy pusulası olacağından biraz önce zaten bahsettik. Oy pusulanızı, mühürü ve zarfınızı alıp oyunuzu kullanacaksınız arkadaşlar. Kullandığınız oyu geçersiz kılan haller aynen birinci turdaki gibi olacak. Oy pusulasına herhangi bir mühür basmadıysanız, yani oy pusulasını boş olarak zarfın içine koyarsanız oyunuz geçersiz olur. Veya her iki adaya da mühür bastıysanız yine oyunuz geçersiz olur. Oy pusulası yırtılmış olursa oyunuz geçersiz sayılır. Yani tamamen birbirinden ayrılacak, iki parçaya bölünecek şekilde yırtılmışsa oyunuz geçersiz olur. Ufak tefek kenar köşesi yırtılmışsa geçerli olur. Ancak iki parçaya bölünmüşse geçersiz olur. Oy pusulası üzerine mühür haricinde farklı işaretler koyulmuş olması veya herhangi bir işaretleme yapılmış olması, parmak basılmış olması, isim yazılmış olması gibi durumlarda da oyunuz geçersiz olur. Zarftan oy pusulası haricinde farklı bir şey çıkması, işaret taşıyan herhangi bir madde veya cisim çıkması yine oyunuzun geçersiz olacağı anlamına gelir.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur seçimleri bu şekilde olacak arkadaşlar. Genel itibariyle bu şekilde olacak. Kuralları bu şekilde olacak. Biraz önce de söylediğimiz gibi iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan Cumhurbaşkanı seçilecek. Son olarak adres değişikliği hakkında arkadaşlar seçim kurulundan da açıklama gelmiş. Adres değişikliği yapılamayacak şeklinde bilgi verilmiş. Yani ikinci tur seçimlerinde farklı bir yerde oy kullanmak isterseniz kullanamayacaksınız. Adres değişikliği yapamayacaksınız. Bunu da söyledikten sonra videomuzu sonlandıralım. Sorularınız varsa yine videonun altına yazabilirsiniz. Hoşça kalın.